Kedisi, günaydın. Uyanamayan bir kedicik mi varmış? Uyanamadı mı benim kızım? Annem. Oy, oy, oy. Güneşte kendini ne yapıyorsun böyle ya? Güneşte uyuyorsun. Gel kızım sen. Gel tatlım. Gel, gel. Gel annem, gel. Ay, koltuğun bindirini ne yapmış bak ağırlığıyla, ne yapmış bak ağırlığıyla. Açılışımızı seninle yapalım mı? Bu sabah açılışımız Latte Hanım'la. Uyanamıyor. Hala çenesini dayayacak, uyuyacak. Uyu tamam kızım, sen uyu. Hem sevdireceğim diyorsun, hem uyuyacağım diyorsun, karar veremiyorsun. Biraz da böyle dönelim. Işık da sana karanlık geliyor. Ayarlayamadık seni. Ayarlayamadık senin ışığını. Gözü açılmıyor. Çok uykumuz var bizim çünkü. Biz azıcık uyuyalım. Uyu tatlışkom sen. Mutfağımdayım. Kahve almaya geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Güzel bir şekilde kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yapmayı unutuyorum artık herhalde. Günün en önemli öğünü deseniz de kahvaltı yapmıyorum. Acıkmadıktan sonra daha doğrusu yemek yemeyi sevmiyorum. Şimdi kahve içeceğim. Bir de annemle teyzemin yaptığı kahvenin yanında incir topları. Görebiliyor musunuz? Kuru incir, inciri şeyden, blenderdan mı? Rondodan mı? Bir şeyden geçiriyorlar, yuvarlıyorlar, Hindistan cevizini buluyorlar. Şöyle de yapıyorlar. Ama bunlar çok güzel oluyor kahvenin yanına. Benim için de çok iyi. Ben kuru inciri çok severim zaten. Çok da sağlıklıdır. Bir taraftan da kahvemi yapayım. Şimdi kahveyle incir topu yiyeceğim. Benim için de atıştırmalık oluyor. Ben şimdi bundan birkaç tane yedim mi, öğle yemeği falan da aramıyorum işte. İşin enteresan tarafı o. Çok koymayayım. Dolapta tutuyorum çünkü yumuşuyorlar. O yüzden kabıma az az koyuyorum. Şöyle. Kahvem de oldu. Biraz fazla kaynattım yine. Şöyle. Köpüğü çok yok. Çift kaynatınca köpüklü pek olmuyor. Makinemin de fişini çekeyim. Hepinize mutlu bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum. Çok çirkin konuştum değil mi? Ne demek istedim acaba? Her neyse ben kahvemi içmeye gideyim. Bana afiyet olsun. Sizlere de kolay gelsin. Bir şeyler yiyip içiyorsanız sizlere de afiyet olsun. Biraz sonra görüşürüz. Şimdi evi toplamadan önce aklıma gelen şey, önceki gün bu çiçeklerimizde sinek fark ettik. Topraklarında sinek oluşmuş. Şu anda uçuşuyor ama muhtemelen kameraya yansımıyordur bu. Ay çok üzüldüm. Atasım da yok. Çok güzeller. Ben de çok anlamam çiçek yetiştirmekten. Hani ilk defa yapıyorum. Arkadaşlarımdan aldığım akıl üzerine Hafize ve Zübeyde arkadaşımdan selamlar size kızlar. Dediler ki Arap sabunu koy, çok az üzerine su ilave et ve çiçeklere sık. Şimdi ben de şu kabı boşalttım. İçine çok az Arap sabunum zaten azıcık kalmış. Onu ilave ettim. Ve toprağa ve çiçeğe dur bakalım. İnşallah bir şey olmazlar. Şöyle yapraklarına da yapayım.
Bir de salonda duruyor şu. Bu salonda duran çiçeğim. Bu ikisi kaktüslerin balkonda duruyor. Ay inşallah fayda sağlar. Yoksa evin içinde tutamam bu çiçekleri. Şöyle birazcık sıkayım. Çok da fazla sıkmaya da korkuyorum. Şey olur, çiçeklerim zarar görür diye de. Şöyle bir. Anlamadığım çok belli değil mi bu işlerden? İnşallah düzelirler. Bir tane daha kaktüsüm var. Onu da getireyim. Topraktan mı kaynaklı bilmiyorum. Bunda yok. Bu benim eskiden kalma bir saksımdı. İçindeki toprağımdı. Ama şöyle gene dökeyim ona da. Bu çiçeği de ne yapacağım böyle ya? Sallanıyor, korkuyorum kopacak diye. Yere mi, havaya mı böyle asmam lazımdı acaba? Bunu yerine götüreyim, zarar gelmesin ona. O kaktüsten parça kopmuştu daha önce. Buraya dikmişti. Ona da yapayım. Bunda da sinek yok. Şu üçünde var. Bu da tamam. İnşallah güzel olurlar. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız yavrularına? Ne kadar güzel yavruladı her yerinden. Çok seviyorum bunu. Bunu da çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunun yapraklarına zararlı diyorlar ama, zehirli falan diyorlar ama kedimiz yaklaşmıyor. Yani kedimiz gelmiyor. Bir tane aloe veram vardı. Ona geldi sadece kedi. Onu parçaladı, parçaladı bıraktı. Şimdi inşallah işe yarar bu. Ben bunları yerlerine yerleştireyim hemen. Created with free version for non-commercial use. Kayınpederim geldi. Kayınvalidem burada değil ya. Geçen gün kayınpederimi çağırmıştık. İşi varmış diye gelmemişti. Şöyle bir dolanayım diye şu kameramı bir düzeltemedim. Dolanayım diye uğramış. Şimdi dedim hemen kahve yapayım. Gelirken de incir getirmiş. Ama dedi birkaç gün daha dedi kuruyacaktı dedi. Tepsiye koy, balkonda dursun dedi birkaç gün. Öyle yapacağım ben de. Ama bu tepsim küçük geldi, koydum. Şimdi bir kahve yapayım. Yine az önce de bir kahve yapmıştım değil mi sizinle?
Yani o arada çok bir şey değişmedi inanın. Sadece o çiçekleri yapıp şu bulaşıkları yıkadım. Yine bir kahve yapıyorum şu anda. Ve yemeğim de yok ya. Ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Şuradan su alayım. Sizler neler pişiriyorsunuz acaba? Hiç sevmediğim şey şu yemek derdi. Bizim evde yemek çok büyük bir sorun. Gerçekten sorun ama. Herkes her şeyi yemeyince. Çok ses çıkacak şimdi. Kurabiye mi koyayım, lokum mu koyayım düşündüm de. Kurabiye koyayım. Şimdi içeride onlar sohbet ediyorlar. Onlar sohbet ederken ben de ufak tefek işlerimi hallederim. Pazarımız var bizim bugün. Kimsenin de niyeti yok pazara gitmeye. Biraz patlıcanım var, biraz biberim var, biraz dolmalık biberim var. Domatesim, patatesim, soğanım var. Açıkçası ne alacağımı pazardan bilmiyorum. Ama meyvem yok. Meyve bitti evde. Şurada bir tane mandalina ile bir tane elma kaldı. Ama arkadaki manavda bulursam arkadaki manavdan meyve alırım. Mis gibi bir koku. Fazla mı kahve içiyorum acaba? Şöyle bu dursun. Bu arada kurabiyeler gerçekten çok güzel olmuş. Şunun yarısını ben yedim o gün. Belki bugün de diğer yarısını yerim. Şu. Şimdi ben kahveleri götürüp geliyorum. Şimdi babam gitti. Çok kısa kaldı. Biraz görmeye gelmiş bizi. Yemeğe kal dedik, kalmadı. Ben de daha yemek yapmadım. Hemen babam gidince markete uğradım. Ekmeğimiz yoktu, ekmek alayım diye. Şöyle kendime de kepek ekmeği aldım. Almışken artık şu sıvı sabunluğu gördüm. Güzel, sağlam bir şey midir bilmiyorum ama banyodaki bizim çirkin olmuş. Onu değiştireyim. Yıkayıp bunu koyayım yerine diye düşündüm. Bir tane de kahve kreması aldım. Bu güzel değil ama yanlış almışım. Ondan sonra bir de nerede o şey? Heh. Esas şöyle bir kirli sepeti aldım geldim. Benim evdeki kirli sepetim küçük. Bayağı küçük ve üçgen. Üç parça çamaşır alıyor. Sanki içi çamaşır yığılıymış gibi de doluyordu. Ben de sürekli öyle dolu zannediyorum. Onu habire çamaşır yıkıyordum. Bunu koyabileceğim mi, sığacak mı banyoda yerim? Hiçbir fikrim yok. Banyomda kirli sepeti böyle koymak için müsait değil ama klozetin tam önüne geliyor.
Hatta bir ara gösteririm size. Neyse ama bu hoşumuza gitti, aldım. 32 gibi bir fiyatı vardı. 32,5 muydu? 32,25 miydi? Öyle bir şeydi. Bir de şu saklama kabı. Şu saklama kabından aslında 3 tane alacaktım. Niye bir tane alıp geldim bilmiyorum. Kurabiye, işte çerez koymak için. Benimkiler küçükler, böyle derin yoktu. O amaçla aldım bunu. Çok da güzel. 2 litreymiş. Bunun da fiyatı uygundu. 5 lira bile değildi yani. 4 kusurdu galiba. Bir de şu şekerler. Olmuyor bunları. Bir de şu patates, ev sepet patates dolu ağzına kadar ama illaki bu. Benim yaptıklarım yumuşak oluyormuş. Bu sert oluyormuş. Ben güzel kızartamıyormuşum. Ondan bunu aldım. A101'de biliyorsunuz 10 lira üzerlerine indirim oluyor. Bu sefer yudum yağda indirim yapmışlar. Güzel de bir indirim yapmışlar. 7.95. Hani aslında 7.95 midir onu da bilmiyorum da. Ve yağda sürekli kullanıyorum. 2 tane de yağ aldım. Geldim. Kaç lira? 100 lira gibi. 100 küsur. 70. 70 o. Şunlar. Ekmek. Kahve. Ha, yani 110 lira gibi bir şey değil mi? 110 lira gibi bir şey verdim. Geldim. Aldıklarım bu kadardı. Mutfağımda gene bulaşık birikti. Ve hala yemek yok. Ben şimdi yemek için bir hal çaresi düşüneyim. Ama şeyi biliyorum, çorba, tarhana çorbası ne zamandır canım istiyor. Tarhana çorbasını yapacağım. Annem taze tarhana yapmıştı. Onu hala yapamadım, içimde kaldı. Tarhana çorbası yapacağım kendim için. Bir de eşim de yer. Çocuklar çok yemiyorlar ama. Yanına da döner var değil mi? Bilmiyorum işte, yanına da bir şeyler uyduracağız artık. Ben hemen şuraları bir hızlıca halledeyim. Şu tarhana çorbasında da tek sevmediğim olay şu karıştırma işlemi. Ay, sizler seviyor musunuz bilmem. Hiç sevmiyorum ya. Şunun başında durup da karıştırayım. Öteki tarafa da yağ koydum. Patates kızartacağım. Yanına da bir şeyler uyduracağım artık. Akşam yemeği olacak. Biraz çakma oldu ama olsun. Buna da çok şükür. Hava artık ne kadar erken kararıyor ya. Ay, şurada bir ay önce bu saatlerde ben yürüyüşe gidiyordum. Şimdi gene saçım gevşemiş. Bayağı zifir karanlık, saat 8'de başladı, hemen karardı. Ama hala çok sıcak. Güzel oldun mu? Çayımı aldım, içmek için odaya gidiyorum artık. Mutfakta işlerimi bitirdim. Yemeğimizi yedik. Tarhana çorbam çok güzel olmuş. Özlemiştim. Belki de ondan bana çok güzel geldi. Videomu da kapatayım dedim. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Severseniz, beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.